bugünkü videomuzda LCD bir televizyon tamir edeceğiz. Televizyonun öncelikle modelini gösterelim. Şu şekilde sanıyorum okunuyor. F106-523B FHD 100 Hz bir televizyon. 106 ekran. Şu şekilde ekranımızda çevirirsek. Arkadaşlar televizyona elektriğimizi veriyoruz. Enerjiyi verdik. Standby yandı. Diğer tuşlarla beraber. Basıyoruz standby'a. Tepki yok. Evet, televizyon kendini hiçbir şekilde açmıyor. Televizyonda tepki yok. Şimdi televizyonumuzu açıyoruz. Evet, bu sefer tamir yaparken yalnızca ölçü aleti ve havya kullanacağız. Profesyonel olarak düşünmeyeceğiz bunu. İzleyen, elektronik hobi olarak yapan ya da bu konularda daha yeni olan arkadaşlara örnek olması için osiloskop ya da test cihazı kullanmadan çözeceğiz. Televizyonumuzda ne yapacağız öncelikle? Şöyle diyelim, önce kartları tanıtayım ben. Burası besleme kartımız. Televizyonun çalışması için gereken beslemeleri veriyor. Burası anakart. Burada da invertörümüz var. Yukarıda Tico. Şimdilik Tico'la ilgili bir işimiz yok. Çünkü görüntümüz yok. Televizyon açılmıyor. Kendisini kilitliyor. Bu tür televizyonlarda kilitlenmenin sebebi besleme olabilir ya da invertör kartı olabilir. Enerjiyi verdik. Bir de yayın giriyoruz buraya. Şimdi bu durumda televizyona yayın vererek, SCART'tan yayın verdiğimiz zaman televizyonu otomatik olarak SCART'a geçirir. Ses olup olmadığını kontrol edeceğiz şimdi. Arkadaşlar gördünüz, televizyonun invertör soketini boşa çıkardık. Yayınımızı verdik. Sesi duyuyorsunuz, ses geliyor. Yani televizyonun çalışır durumda aslında yalnız floresanlar çalışmadığı için biz görüntüyü alamıyoruz. İnvertörümüz arızalı olabilir ve ya da ve bu açılmasını engelliyor, kilitliyor. Ne yapıyor İsmail Usta? Hadi abi. Hadi. İsmail Usta bir şey söyleyecek size. Önemli bir şey. Abi onu da söyle madem bu kadar iyilik ettin. Şu şekilde geliyoruz. Voltajları nasıl ölçeceğiz? Voltajlarımız aslında çıkıyor. Çıktığı için herhangi bir şey yapmayacağız burada. Voltajı ölçerken klemenslerin altında voltaj değerleri yazıyor. GND'miz eksidir. Voltaj değerleri de burada yazan voltajları çıkarmalı. Buraya gelen voltajımız bizim 24 volt ve tetik voltajlarımız geliyor aydınlatmayı çalıştırmak için. Bu kabloyu takip ediyoruz buradan. Evet, kablomuz burada. Ben bir soru sorabilirim ya Hayat Usta. Efendim? Neden bunu çıkarttığımızda görüntü geldi? Şey yayın geldi. Çünkü invertör sistemi kilitliyordu beslemeyi. Diğer tarafa da voltaj veremiyordu. Peki, teşekkürler. Şimdi bu soketi takip ettik, geldik buraya giriyor. O soketi taktığımız zaman gidiyorsa biz ne diyeceğiz? Öncelikle buradan 24 volt alabiliyor muyuz ona bakacağız. Ölçü aletini şöyle koyayım mı? Bakalım. Evet, tam. Evet, 24.6 volt. Ölçü aletinden ölçü aletine fark edebilir. Küçük değerlerin oynamasında herhangi bir mahsur yok. Demek ki bizim besleme kartımız sağlam. Diğer voltajları sağlam olduğu için, yani televizyon çalıştığı için ölçmüyorum. Yalnızca invertörü besleyen kısmı ölçüyorum. Şimdi enerjimizi kapatıyoruz. Televizyonumuz kapandı. İnvertörü taktık. Tekrar deniyoruz. Tekrar deniyoruz. İsmail Usta'nın söylediği gibi. Açıyorum. Evet. İnvertör kartını bağladığımız zaman televizyonumuz açılmıyor. İnvertör kartı bağlıyken biz voltaj alabiliyor muyuz? Ona bakalım. Hayır. Evet. İnvertör bağlıyken voltaj gelmiyor. İnvertörü söktüğümüz zaman önce beslemeyi alalım.
Şimdi tekrar deniyorum. Tekrar enerjimizi veriyoruz. Verdiğimizde tekrar voltaj alacak mıyız ona bakacağız. Ölçü aletinde ölçümü yaparken DC ve AC kademelerine dikkat ediyoruz. Ölçeceğimiz voltajın üzerinde bir değer seçerek ölçümlerimizi yapıyoruz. Ölçü aleti kullanmayı bir videomuzda anlatmıştık. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Nereden? Tam nereden? Şeyden, yukarıda. Tam sol, yukarıda. Sol köşede. Sol köşede tıklayabiliriz ama unutma. Evet, karttan soketi ayırdığımız zaman televizyonumuz çalışıyor ve voltaj geliyor. Yapmamız gereken şey belli zaten. Kartımızı söküp arızasına bakacağız. En basit haliyle televizyon tamiri yapalım istedik ki herkesin içine yarasın. Bunları da bıraktık. Evet. Hiç yabancı gelmiyor. Arkadaşlar, kartımız. Arızalı olan kartımız. Sisteme bağladığımız zaman sistemin çalışmasını engelliyor. Soru soralım. Soru soralım. Bu kartın görevi nedir? Floresanları çalıştırmak. Yani LED televizyonlarda nasıl ki LED driver yani LED sürücü varsa LCD televizyonlarda da invertör kartı. Yani floresanı çalıştıran sürücü karttır. Açıklayıcı oldu mu? Teşekkür ederiz. Rica ederiz İsmail Usta. Arkadaşlar bu videomda tamiri çok basit. Yani sadece ölçü aleti kullanarak yapacağımı, bunun işinize daha çok yarayacağını söylemiştim. İnvertör kartının arızalı olduğunu birkaç basit işlemle çözdük. Şimdi ölçü aletimizi buzzer konumuna alıyoruz. Dokundurduğumuz zaman sesi duyacaksınız. Ölçümlere başlıyoruz. Burada arıza yapabilecek malzemeleri kontrol ediyoruz. Voltajımız buradan giriyor. Girdiği zaman sigortadan geçiyor. Kilitlediği için sigorta sağlam olmalı. Gördüğünüz gibi sigortamız sağlam. Onun dışında burada bizim transistörlerimiz var. Değer gösteriyor. Değer gösteriyor. Bacaklar arasında kısa devre arıyoruz. Evet, burada kısa devre var. Burada kısa devre var. Burada kısa devre var. Burası arızalı diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum çünkü söküp baktıktan sonra kısa devre gerçekten bunda mı yoksa farklı bir parçadan dolayı mı bu kısa devreye düşüyor onu anlayacağız. Evet. Diğeri de bu. Bu iki parçamızı söküyoruz. Dışarıda ölçümlerini yapıp arızalarını netleştiriyoruz. Arkasından arızalıysa değişimlerini yapıp teste geçiyoruz. Sökerken sıcak hava kullanmayacağım, havya kullanacağım. Elinizde sıcak hava olmadığını düşünerek. Bu şekilde assembly, yani karta yapışık malzemeleri sökebilmek için havyamız varsa elimizde, sıcak hava kullanmıyorsak eğer, öncelikle bolca lehim veriyoruz. Lehim veriyoruz ki lehim yüzeyimiz artsın, ısıyı çok daha rahat dağıtabilsin. Evet, yeteri kadar lehim verdik. Şimdi ısıtıp yerinden alacağız. Bunu yaparken bir cımbız olur, karga burun olur. Malzemeyi tutabilecek bir parçaya ihtiyacımız var. Çok ısınacağı için elimizde tutmamız mümkün olmayacaktır. Yine sıcak hava kullanalım. Yok, sıcak hava kullanmayalım. Sıcak hava işimizi kolaylaştıracak ama diyelim ki sıcak havası olmayan birisi bu şekilde malzemeyi sökmek istiyor. Elinde yalnızca havyası var. Ona yardımcı olabilmek için bununla nasıl sökeceğiz onu göstereceğiz. Tabii ki zor olacak. Yalnız olmayacak bir şey yok. Evet, burayı söktük. İkinci arızalı malzememiz neydi? Şurası. Sıra geldi buraya. Yine aynı işlemi yapacağız. Bacaklarını boşa aldıktan sonra başka bir yerle bağlantısı kalmadan ölçeceğiz.
arızalı mı değil mi ona bakacağız. Hadi bir soru daha sorayım mı? Bir saniye İsmail Usta. Şimdi burası tamam. Şimdi ölçümümüzü arızalı olan kesin emin olduğumuz bu parçayı çıkardıktan sonra bir de bunu ölçüyoruz. Arızalı. Şimdi bacakları yukarıya kaldırıp tekrar ölçeceğiz. Kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Evet, bu parçanın da artık kesinlikle arızalı olduğundan eminiz. Evet. Sağlamın bir tane bacaklarını söküp farkı gösterelim. Sağlam bacaklarını şöyle yapabiliriz. Sağlam zaten bir değer gösteriyor. Diyot ölçümü yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bir değerimiz var. Gördüğünüz gibi 446. Şuradan baktığımız zaman burada herhangi bir değer yok. Buradan baktığımız zaman 600. Ya bu malzemenin sağlam olduğunu gösterir. Malzemenin ne olduğunu, nasıl ölçülmesi gerektiğini de data sheet'ine bakarak yapmak lazım. Ama bir malzemede kısa devre varsa, bütün bacaklarda kısa devre varsa mutlaka arızalıdır. Tabi bu malzeme sigortaysa arızalı değildir. Havya mı arızalı istiyor? Efendim? Havya mı arızalı istiyor? Havya 40 watt, 60 watt kullanılabilir. Bu seferlik abonelerimizin işi görülsün. Sadece havyası olan arkadaşların bu işi nasıl yapacağını anlatabilmek için bu şekilde zorluklara katlanıyoruz. Sıcak hava istasyonu herkeste bulunmayabiliyor. Evet. Oluyor. Isıtıyoruz. Diğer taraflara zarar vermeyelim bunu ısıtırken. Bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu malzememiz de çıktı. Demek ki. Malzemeler boşta. Boştayken şunun alt tarafı kırılmıştı zaten. Ona bir şey yapamıyoruz. Yalnız şuraya baktığımızda kısa devre. Kısa devre. Burada kısa devre olduğunu görebiliyoruz. Burada da kısa devremiz var. Şimdi yeni malzemelerle değişimini yapacağız. Arkadaşlar arızalı olan transistörleri söktük. Bir tanesi kırılmıştı zaten. Elimizde baktık. Başka bir transistörümüz var. Data sheetlerinden kontrol ettiğimizde söktüğümüz malzeme bizim. Şu şekilde göstereyim. MDD 1742 40 volt 50 amperlik bir transistör. Biraz yaklaştır. Tamam. Elimizde olan da FDB 84471. O da 40 volt 50 amper bir transistör. Yani bunun yerine kullanabiliriz. Şimdi değişimini yapıyoruz. Arkadaşlar malzemeleri takarken videoda ufak bir kesinti oldu. Artık o kısımda şudur. Zaten sona kadar görmüştük. Bunları sökmüştük. Bu malzemeleri hazırlamıştık. Yaptığımız şeyler ilk önce şu bacakları yerine oturtturmak, arkasından şase kısmını tam olarak tutturmak. Havya değişikliği geçti mi diyor? Havya değişikliğini evet. Şöyle elimde 60 watt bir havya var. 40 wattla sökmeye çalıştık. 40 wattın ısısı biraz az geldi. Ondan dolayı 60 watt havyaya geçiş yapmak durumunda kaldık. Yalnız elinizde 40 watt havya varsa 40 wattla biraz zorlansanız da bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bitirdikten sonra temizlik kısmına geçiyoruz. Pasta artıkları ve lehim parçaları kalmışsa onları temizliyoruz. Bu önemli kısa devre yapmasın diye. Evet. Şimdi ölçü aletimizi tekrar alıyoruz. Yine kısa devre. Buzzer konumuna aldık. Evet, değer gördük. Ters oldu. Değer gördük. Bunlarda sıkıntı yok. Gördüğümüz değerlerin ne olduğunu, nasıl olduğunu basit anlatım yaptığım için şimdi anlatmıyorum ama daha sonraki videolarda detaylı olarak anlatacağım. Şimdi deneyeceğiz. Evet.
Sıra geldi invertörümüzü televizyonumuza takıp sonucu görmeye. Peki bu muadili takmak sence iyi midir, normal midir? Muadili takmak normal midir dersek şunu söylerim. Eğer ürünlerimiz birebir aynıysa, akım ve voltaj değerleri tutuyorsa, kılıfımız yerine uyabiliyorsa muadil takmanın hiçbir sakıncası yoktur bana göre. Yani sırf dışı benziyor diye muadili olmaz. Evet, doğrudur. Bunun altı kisevri olmayacak şekilde dizayn eder misiniz? Arkadaşlar yerine taktık. Bunu hatta şöyle yapacağım şimdilik. İnvertörü deneyeceğimiz için sadece kısa devre yapmaması için altına bir yalıtkan yerleştiriyorum. Bu haliyle televizyonumuza enerji verip çalışıp çalışmadığına bakacağız. Açımızı değiştirelim. Enerji kısmıyla beraber görelim. SCART'ımızı takalım. SCART'ı da takalım. Açıyla bir oynayabilir miyiz? Ne yapacağız açıyı? Enerji dahil hepsini görelim. Beslememizi veriyoruz. Stampayımız geldi. Açma düğmemize basıyoruz. Tetiği verdik. Evet, televizyonumuz çalışır hale geldi. Bunu hatta şöyle yapalım. Kısa devre yapmadan bu şekilde kaldırırsak. Evet, bir dakika. Eğer bir koala olsaydınız. Birazcık bekleteceğim. Evet. Aylarca... Transistörlerimizi değiştirdik. Şu anda invertörü sabitlemedik ama test için tutuyoruz. Arkadaşlar testimizi yaptık. Televizyonumuz hazır. İnvertörü sabitleyip kapağımızı kapattıktan sonra testi alıp bir süre çalıştırıp sağlıklı çalışıp çalışmadığına bakacağız. Muhtemelen bir problem olmayacaktır. Bu arızayı yaparken yalnızca ölçü aleti ve havya kullandım. Buradaki amacım herkesin elinde ölçü aleti, osiloskop, arıza tespit cihazı olmayabilir. Buradaki amacım elimizdeki çok sınırlı malzemeyle biz nasıl tamir yaparız onu göstermekti. Normal şartlarda arızaları yaparken ben arıza tespit cihazı kullanarak yapıyorum. O zaman iş çok daha kolay oluyor ama bu arızaların ölçü aletiyle de rahatlıkla yapılabildiğini göstermek istediğim bir videoydu. İsmail Usta'nın emekleri de burada büyük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu şekilde videoların devamı için ve aynı zamanda aklınıza takılan elektrik ve elektronik konusunda merak ettiğiniz konularla ilgili video talebiniz olursa yorumlara yazmanız yeterlidir. Bizim alanımız yalnızca televizyon değil, çok geniş bir alanda çalışıyoruz. Elektrik, elektronik ve güvenlik sistemleri olarak hepsi var. Bunun için elektronik her dalında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Tekrar teşekkür ederiz izlediğiniz için.